Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine ve dünyada ve Avrupa'da bulunan enerji krizinden mütevellit Borsa İstanbul'da hangi hisse senetleri pozitif etkilenebilir enerji anlamında bu serimize devam ediyoruz. Bugün de sizlerin talebi üzerine Ak Enerji'ye bakacağız. Aken'in arkadaşlar hem temel analizini hem de teknik analizini grafik üzerinde yapacağız arkadaşlar. Analize geçmeden önce sizlere ufak bir tüyo veriyorum. Borsa İstanbul'da hisse alım satımlarınızda hala komisyon ödüyorsanız artık ödemenize gerek yok arkadaşlar. Açıklama kısmında linki bırakıyorum. Orada Midas aracı kurumunu hemen indirin, üye olun. Sıfır komisyonla hisse alım satımı yapın. Haydi gelin başlayalım. Evet. Aken'e baktığımız vakit arkadaşlar betası 1.33'ten 0.75'e düşmüş arkadaşlar. Buradaki düşüş veya artış yani negatif pozitif anlam barındırmıyor. Şunu söyleyelim, Borsa İstanbul'a göre hareketleri daha yavaş. Yani BIST çıkıyorken bu daha yavaş çıkıyor. BIST iniyor, düşüyorken bu daha yavaş düşüyor. Halka açık oranı %21, hissenin sektörü enerji ve ana pazarda işlem görüyor. Şimdi cari oran 0.68'miş, 0.73'e bir pozitife doğru gidiş var ama tam istediğimiz değil. Referans aralığının altında. 3. çeyrek bilançoya da bakacağız. Likit oran 0.65'ten 0.68'e pozitiflik var ama istediğimiz oranda değil. Nakit oran 27'den 16'ya çıkmış. Bu istenilen referans aralığında şirketin cebinde nakit ve nakit benzerleri olmaya devam ediyor. Aktif karlılık eksi 0.02'ymiş, kafa kafayaymış, şu anda da aynı şekilde gelmiş. Yani kar yok, zarar da yok diyebilirim. Brüt esas faaliyet kar marjı %18'den %14'e doğru geri çekilmiş. Esas faaliyet kar marjı 15'ten 12'ye doğru geri çekilmiş arkadaşlar. Bunları arttırması lazım. Öncelikle onu söyleyeyim Ak Enerji yatırımcısıyla. Net kar marjı eksi 0.5'miş, şu an artı 0.34. Yani bir iyileşme var gibi duruyor. Fakat tam istenilen böyle patlamalı bir iyileşme gibi değil. Tamam. Öz sermaye karlılığı eksi 0.2'ymiş. Şu an eksi 0.36. Yani şirket ne büyüyor ne küçülüyor. Kafa kafaya olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık oranlarına bakacağım arkadaşlar. Şöyle inelim aşağı doğru. PEG rasyosu yok. ROIC oranı 6.61'miş. Şu an 6.30. Kafa kafaya öz kaynaklarını aynı verimlilikte kullandığını söyleyebiliriz. Şimdi biz Ak Enerji'nin sahibidir, işte CEO'sudur, yöneticileri hiçbirini tanımayız. Ama burada şunu görebiliriz. Her çeyrek net satışlar artarak devam ediyor arkadaşlar. Net satışlar artarak devam ederken bakın esas faaliyet karı da aynı şekilde devam ediyor. Güzel. Bütün yılların ikinci çeyreklerindeki net satışlar artarak devam ediyor. Bakın net esas faaliyet karı da aynı şekilde pozitif yönde etkilenmiş. Güzel. Demek ki yani mantıksal doğru yönetim, dediğim ben size doğru yönetiliyor diyelim. Şimdi amortismanların satışların maliyetine oranına bakarsak 9'muş 6'ya düşmüş. Bundaki düşüş pozitiftir arkadaşlar. Güzel. Satışların yabancı para varlıkları ve yabancı para yükümlülükleri tarafından yükümlülükleri varlıklarının neredeyse 3 katı arkadaşlar. Yani bu tarafta burası baskı yapıyor. Aslında burası negatif etkiliyor şirketin bilanço tarafını. Zaten yabancı para net pozisyonda eksi. Onu da söyleyelim. Şirketin toplam borç durumu %92'lerden şu an %79'lara doğru düşmüş. Şirketin borç durumunda pozitif iyileşme var. Bulunduğu sektörün enerji sektörü FK'sı 57'lerde arkadaşlar. Şu an şirket eksi 0.36 zarar tarafında olduğu için, çok düşük bir zarar tarafında olduğu için FK'sı gelmiyor. Piyasa değeri defter değeri tarafına bakarsak sektör 8, Ak Enerji 1.05. FDF OYOK tarafına bakarsak sektör 25, Ak Enerji 12. Eğer ki şu karlılık tarafını düzeltirse gayet güzel bir tepkiler oluşabileceğini düşünüyorum. Şimdi sektörün net kar marjı %28'miş. Ak Enerji şurada, evet, Ak Enerji eksi kar marjında kalıyor şu anda. Sektörün altında yani. Aktif devir hızı sektörün 79, Ak Enerji 64. Sektörün altında. Sektörün aktif karlılığı %14, Ak Enerji eksilerde. Sektörün altında. Sektörün borç durumu son 5 çeyrekte %52, Ak Enerji son 5 çeyrek %97 görünüyor. Sektörün altında arkadaşlar. Yani sektör içinde seçilebilecek hisselerden mi karşıt yatırım yapmak istiyorsanız seçilebilecek hisselerden, yatırımlarına güvenen, bu gelecekte pozitif noktaya taşıyacak, pozitif bilançolar gelecek diyorsanız karşıt yatırım amaçlı yani seçilebilir. Ama şu an bu bilançoya bakarsak bunu seçmeyiz de diyebiliriz. Tabii ki yani YTD kapsamında bunu söylüyorum. Tabii ki Avrupa'daki, dünyadaki var olan enerji krizinin burada talebi artırmasıyla burada da pozitif şeyler 3. çeyrek, 4. çeyrekte gelebilir. Soru işaretini koyalım.
Şimdi özet analizi tarafında bakarsak da net satışlar 9 milyardan 19 milyarlara çıkmış. Piotrowski F-Score 6'dan 4'e düşmüş arkadaşlar. Yani şu an için düşük bir değer yatırımı tarafında duruyor. Mali analiz Fastweb, mali analiz Pro bu kadardı. Şimdi bir de FinTables tarafından bakalım. Karlılık arkadaşlar 6 üzerinden 1 puan almış. Büyüme 6 üzerinden 2 puan almış. Borçluluk 6 üzerinden 1 puan almış arkadaşlar. Yani çok pozitif durmuyor. Yabancı takas analizine bir bakalım. Yabancı takasına bakarsak da 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 aydır Ekim ayı hariç son 5 aydır yabancılar satıyor arkadaşlar. Ama hissede pozitif bir hareket var. Enerji kaynaklı. Bu enerjiye doğru bir yönelimden dolayı bu Ak Enerji'de nemalanıyor diyelim. Sonuç olarak nasıl bilanço açıklamış? Yani açıkçası çok iç açıcı bir bilanço mu? Nötr diyeceğim. Niye nötr? Negatif, yani negatiften daha az negatife. Yani bir arada bir pozitif iyileşme var. 3. 4. çeyrekte de daha iyi bir şeyler gelebilir gibi duruyor. O yüzden nötr bir bilanço diyorum. Şöyle güzel, böyle kötü, süper veya şöyle bir şey diyemiyorum. Hisse senedi tarafının etkisini böyle bilançolar açıklarsa sınırlı pozitif olacağını düşünüyorum. YT'de dedikten sonra haydi gelin tekniğine bir bakalım. Arkadaşlar merhabalar. İçeriğimize çok ufak bir ara veriyoruz. Sizlerin hayrına olan bir işlem için. Borsa İstanbul Midas borsasında işlemlerde. Arkadaşlar artık Midas borsasında Borsa İstanbul'da hisse alım satımı yapabilirsiniz. Hem de yıl sonuna kadar ücretsiz, komisyonsuz bir şekilde arkadaşlar. Malum biliyorsunuz Midas borsası Amerikan borsalarında hisse senedi alım satımı için, fon alım satımı, ETF alım satımı için çok mantıklı bir noktaydı. Çok düşük komisyondan dolayı. Artık Borsa İstanbul'da işleme başladı arkadaşlar. Borsa İstanbul işlemini hızlıca yapabilmek için de dostlar aşağıda açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlem komisyonu yıl sonuna kadar ücretsiz. Canlı veri bedava. Hesap işletim ücreti bedava. Portföy taşıma yani Virman herhangi bir aracı kurum bankadan tek tuşla portföyünü buraya taşıyabiliyorsun. Bedava. Hak kullanımları rüçhan bedelli bedelsiz bedava arkadaşlar. Takas payı ve saklama ücreti yok. O da bedava dostlar. Sizleri hızlı bir şekilde güvenilir bir şekilde Midas borsasında işlem yapmanızı tavsiye eder öneririm. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Teknik tarafa baktığımız vakit sanki bilanço hiç öyle değilmiş gibi baksana. Yani şuralarda 1.5'muş yaz döneminde. Şu anda max 3.60'ları görmüş. 2 katının üstüne çıkmış yani arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdi destek anlamında ortalama destekleri 3.26, 2.97, 2.70, 2.31 arkadaşlar. Bunları tutabilirsiniz aklınızda. Fakat bunlar zamansallığa göre değiştiği için dostlar şöyle söyleyeyim. Zamansallığa göre değiştiği için yani bundan bir ay sonra bu ortalamalar, bu destek ortalamaları gerçekçi olmayacak veya iki hafta sonra. Twitter'dan yazarsınız anlık bir grafik atarız oradan anlaşılır zaten. Bilginiz olsun. Şimdi şeyde bir bakalım. Direnç anlamında pivot dirençlerine bakarsak da dostlar 3.35 zaten bak 3.1.2.3.4 4 defadır zorluyor şu R2'yi geçemiyor. Hani diyelim ki 3.35'in üstüne kapanış yaptı üstte R3 var 3.86 ardından 4.30 gibi seviyeler var dirençler var. Şimdi oradan sonra şuna da bir bakalım şurayı bir kapatalım şunu bir açalım şunu da bir açalım. Baktığımız vakit dostlar osilatörümüz sat şurada büyütelim. Sat al sat yani yine sat sinyali oluşturmuş güçlü bir sat sinyali olarak değerlendiririz bu ikinci satı aşağı doğru geri çekilmen olabilir mi olabilir şu an için 3'ün üstünde kalması pozitif etkidir 3.03 3.03'ün altı aşağı yönlü destekler özellikle şu 2.70 2.60'lı seviyeler bak şuralarda çok oyalamış gelebilir tamam buraları takip edelim. Fibonacci tarafından bakarsak da hep Fibo diye soranlar oluyor. Üstteki 3.45 şeyini açamamış. Bu Fibonacci direnci. İşte destek dirençler kafanızda karışmasın. Aşamamış. Aşağıda bak 3.07 var. Daha demin de 3.03 tuttuk. Demek ki bu 3.07, 3.03'ler iyi. Kırarsa burayı aşağı yönlü 2.83, 2.59, 2.44 gibi destekler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Al sat tarafına bir bakalım. Herhangi bir algoritmamızda bir şey var mı? Şöyle şunu da kapatayım. Şunu da büyütelim. Bunu yapmıyor bunu. Heh, yaptı. Yani ne zaman şurada 22 Temmuz Cuma günü 1.63'te bir al vermiş. O gün bugün gitmiş. Şu an için herhangi bir negatif sat sinyali de yok. Dediğimiz destek dirençleri takip ederek önümüzü görebiliriz. Önünüzü kontrol edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Durum bu. Nasıl bilanço? Nötr bir bilanço. Sınırlı pozitif etki. Belki de hiçbir etki yani onu söyleyeyim. Enerji krizinden Ak Enerji'de ne diyelim ekmeğini yiyor şu anda. Onun bir algısal ekmeğini yiyor gibi duruyor.
Ama 3. 4. çeyrek bilançolar pozitif gelirse daha da hareketli bir şeyler olabilir Ak Enerji tarafında diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim düşüncelerimdir. Bunlar yatırım danışmanlık kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum.